Evet, Bihter Hanımcığım, sunum nasıl? Sunum kahvaltı sunumu gibi olmuş. Yani turşuyla, yani turşu olarak saymıyorum. Sadece gözleme olarak yanına domates salatalık koyulsa hani kahvaltı başlangıcı, hani kahvaltı gibi. Siz kahvaltıda mı yiyorsunuz gözlemeyi? Hafta sonları evet. Biz ara sıcak olarak yiyoruz. Yani biz o şekilde tercih Orgül ediyoruz. Orgül tabağında da mesela biz koyuyoruz. Peki Hülya abla? Ben de aynı fikirdeyim Derya Hanım. Ne yazık ki. Kahvaltı tabağı fikrinde evet önümüze gözleme gelmiş. Çünkü genelde dediğim gibi ben az önce de bahsettim. Gözleme değil saç bölüğü. Saç bölüğü ama o elde saç açma. Elde açma. Biz de pazar günü hamurunu tutturmak önemli. Pazar günleri hep bir aile birlikte oluruz, yaparız, yeriz. Sabah kahvaltısında biz öyle bir ara sıcak olarak görmüyorum ben. Yani sen davetlerde bunu misafirine yapmaz mısın? Yapmam. Yok. Yapmam. Yapsan ne derler? Yapsam Hülya ne yaptın derler. Saç böreği yaptım diye. Saç böreğini pazar günleri yapıyordum. Hülya değil. Kendine gel bu mı ara sıcak mı evet. derler. Evet. Pazar Hanım, günleri yapıyordun derler. Günlü mü şaşırdın bacım? Evet. Peki Sibel Hanım? Evet saç böreği olarak ben de çok basit buldum. Yani. Şimdi saç böreğini basit buldun ayrı, ara sıcağı uygun buldun değil. Mu? Uygun değil. Yani bu sabah kahvaltısı ve beş çayında çayla birlikte beş verilir. Çayında. Evet, beş çayında da verilir. Yani akşama uygun bu davet sofrası uygun değil. Sen bana sıcağı puan verecek misin? Hayır, boş, çok boş. Yani bana boş. Göre bir tabak saniye, çok boş. Bir saniye Kadir Bey, hayır. Bu ara sıcağı biz niye puan veriyoruz? Lezzetine vermiyor muyuz? Hayır, sunum da önemli. Sadece sunum, lezzet değil, tamam lezzetini yiyeceğiz, bakacağız, o ayrı. Benim dediğim suyla. Yani şöyle, ben bunu davet sofrasına bu şekilde girip turşuyla birlikte siz bunu sunmam. Siz şimdi buna tadına bakmadan puan bakacağım. Vermeyecek misiniz? Hayır, bak tadına ama bakacağım. Ama ön yargıyla yaklaştınız şu bak, anda. Bak tadına bakmak ayrı, tadına bakacağım. O ayrı bir şey, ben tabağın boşluğunu söylüyorum. Yani şöyle bir şey. Ama bunu, siz şimdi az önce sorduğumda dediniz ki ben buna puan vermeyeceğim. Puan vermeyeceğim demedim. Dediniz mi? Hayır. Kadir Bey, boş, ben bunu... Sibel Hanım buna puan verecek misiniz dedim. Hayır, bu puanlığına boş bir tabak. Bak, şöyle lezzetine bakacağım. Lezzet hayır, ayrı. Hayır, vermeyeceğim dediniz. Ben önce, tabağın davet sofrasına... Esin Hanım'a sormak istiyorum. Hadi evet. O ev sahibi. Yanlış mı puan söyledim puan vereceğim acaba? Dedi mi az önce? Evet. Ne dedi? Vermeyeceğim. Yanlış söylemişim. Tabak yani şu şekilde vermeyeceğim puan vermeyeceğim Kadir derken... Kadir Bey, çok özür diliyorum. Derya Hanım'ın tepkisinden sonra mı geri aldın? Hayır. Ne alakası var? Onunla alakası yok. Ya, ama şimdi ekranda sordum. Herkes dedi... Herkese karşı dediniz evet. ki ben buna puan vermeyeceğim. Bu hadi puan vermeyeceğim dilin sürçtü. Boş tabağında mı dilin sürçtü? Şimdi hayır lezzetine bakacağım. O ayrı bir şey. Bacım hepimiz lezzetine tamam, bakacağız. Tamam lezzetine bakacağım güzel. Ama sen diyorsun ki bu ara sıcağı gitmez ara ben buna sıcağı puan vermeyeceğim. Gitme. Bak. Boş tabak nedir? Siz boş tabak dediniz. Boş tabak budur. Menüyü ya boş derken şunu boştur. Demek istedim. Anlamıyorsunuz benim, ki. Yani hayır, bunu siz benim yaptığım saç böreğine boş tabak yorumu yapamazsınız. Şimdi tek elde açmış boş olabilirsiniz tabak bak. Hamaratlık hayır. Tamam. El açma bir boş tabak değil ama o sözünüzü geri almanızı var. Rica ediyorum. Ve turşuyla birlikte bu şekilde sunulmaz. Bunun yanında başka bir şeker yapabilirdiniz. Ne yapabilirdi mesela? Ya şöyle söyleyeyim. Mesela havuç tarator olabilirdi. Değişik. Klasik. Rus salatası olabilirdi. Klasik. Bak ben sunuyorum size. Ha. Rus salatası olabilirdi. En azından bir meze tarzında. Klasik. Tabağı. Buna beş çayı küçük. Dediniz. Onlar hepten beş çayı hayır. Oldu. Kadir Ordu Bey yanına diyorum. Biz yanına zaten, turşu. Kadir Bey. Turşu olmaz. Gerçekten olmaz. Ya turşu niye olmamış olmasına? Yani. Siz olmamış. Bakın şimdi ben size bunun yeme usulünü göstereceğim. Biraz sonra Kadir Bey. Elle mi? Elinizi alıp yiyoruz. Kadir Bey biz bunu ne yaparız biliyor musun? Bak neden siz derken hepiniz Ankara'da değil misiniz? Ankara'dayız. Evet, Ankara'dayız ama Kadir Bey. Bir göster nasıl yeniyor. Bak Kadir Bey. Hadi ben İstanbul'dan bak, geldim. Bak ben bunu yiyorum ya. Ben bunu bir tane ısırım bir tane turşudan yerim. Ben bunun arasındaki o üç peynirle beraber turşunun bütünleşmesini yazarak lezzetini anlarım. Ama damak tadı işte bilmek yani önemli. Siz farklı bence anlıyorsunuz. Yok. Yani bence davet sofrasında bu ikisi hiç uyumlu değil. Tekrarlıyorum boş tabak budur. Hiçbir şey yetiştirmem. Derya bana göre. Sibel Hanım, Derya Hanım üstünüzde baskı kuruyor mu? Yok, hayır baskıyla kurum, alakası yok. Yani baskı kurduğu zaman ben de baskılı burada. Cevaplar veririm. Masamı yani veriyorum da zaten. Bana yok, göre. Seni biraz bugün baskılı gördüler. He. Alakası yok. Kadir Bey bakın tekrar söylüyorum. Ben onca hengameden sapasağlam cengaver gibi çıktım bu masaya oturdum. Hayır el açması diyorsunuz. El açması herkes yapıyor. El açmasında hiçbir şey. Hayır bunda bir şey yok o ki. O hamuru tutturmak bu Derya Hanım bunda gerçekten bir şey yok. Bir şey yapıyorsunuz. Evet bunda hiçbir zaten. Şey yok. Siz de yapın sizi de göreyim ya. Ben de sizi yanınızda göreceksiniz. Ya, gelin siz de yapın. Derya Hanım günümüzde göreceksiniz zaten. Ben bir şey söyleyeyim mi? Buyurun. Gerek çalışma hayatımda Kadir Bey, gerek çevremde böyle konuşan insanlar altını hiçbir zaman dolduramadı benim gözümde. Hep bir hata yaptılar. Çünkü neden? Karşısındaki insanın başına geleni kendi başına gelmeyecek gibi hareket ettiğinden kaynaklı. Neyi başınıza gel? Elektrik kesintisi mi?
Vallahi belki yangın çıkar. Yani her sus selamı kalk. Yıldırım bile düşebilir. Belki yetiştiremeyeceksin. Belki benim yaptığım telaşın olabilir, bin katı herkesin yaşayacak. Başına gelebilir. Evet, bundan biz zaten biliyoruz. Ben bütün zorluklarla bunu ortaya koydum, çıkartırsam boş tabak diyemezsiniz benim tabağıma. Şey, boş tabak demiyoruz fakat eksik ara sıcağı uygun değil. Ha, benim ya, fikrim. Dediği şey, ben dedim. Evet. Boş derken bak. Hayır, boş tabak yani sade. Çünkü emek verilmiş. Söyle ama sen parasıca puan vereceğim mi? Bırak Pollyanna'yı şimdi. Yok, vermem. Tadına bana bak, göre bir vereceğim. Saniye. Tadı güzel olabilir. Aa, yanlış. Ben diyorum bak, bakın, şimdi. Yanlış. Ama bakın. Yanlış. Ara sıcak olarak uygun bir şey değil. Uygun Hayır. değil. Hayır. Ya Kadir Bey. Değil. Kadir Bey müsaade istiyorum. Yanlış. Eğer ben bunu yetiştiremeseydim siz bana puan vermezdiniz. Ben bunu yetiştirdim. Önünüze getir. Ama bu saatten sonra da şunu söylüyorum. Hanımefendi tadını beğense bile puan vermeyecek. Çok yok, samimi yok, söylüyorum. Yok zaten söylüyor ağzıyla. Ben şimdi evet. bak diyorum. Ama yanlış. Ben olmaz diyorum, olmaz. Ara sıcak olarak uygun değil. Kabul etmiyorum. Ben bakın onu, sizin yok. Gününüz geldiğinde siz de belki yetiştiremeyeceksiniz. Belki çok farklı bir şey getireceksiniz. Ben inanın o yorumu yapmam tadına bakmadan. İnanın. Tadına bakacağız diyorum. Vermeyeceğim tadı güzel olabilir. Ben, ama ben Kadir ara Bey, sıcak kabul olarak onu görmüyorum. Da biz, yani bunu değerlendirmek zorunda değil tadına bakalım. Hep birlikte sordular çünkü. Bence bir de tadına bakalım. Evet Sibel Hanım, beğendiniz mi? Beğenmedim. İçerisindeki peynir çok tuzlu. Hangi peynirleri kullandığımı söyler misiniz? Merak ettim. Lor peyniri kullanmışsınız. Yanlış. Kaşar kullanmışsınızdır. Sizin Allah'ım. Ve dil peyniri. Tam bir fiyasko sizin. Haklısın. Bunların içinde. Sizin, hayır sizin hiçbir şekilde damak tadınız yok. Derya Hanım öyle bir konuşuyorsunuz. Hayır, hayır, yok. Her şeyi siz biliyorsunuz Allah aşkına. O söylediğiniz peynirlerin hiçbirini kullanmadım. Tamam kullanmadınız peynir, ama yani evet. Ben bunun içindeki olanları başka söylüyorum. Başka Bihter Hanım. Tulum peyniri. Yok çok özür dilerim. Sibel Hanım'ın yorumu bilsin. Hayır yani ben bunun içinde şimdi olanları söylüyorum. Şimdi sen bu soruyu niye sordun Sibel'e? İçindeki peynirleri söyle bana diye. Sibel'in damak zevki olmadığını mı düşünüyorsun? Kadir Bey ben ben sofrada, şu davet sofrasında neyin beğenilip neyin beğenilmeyeceğini, beğenilip de nasıl beğenmem diye yorum yapılacak. Yine fonksiyonun burada da mı? Çok iyi bildiğim için o yüzden peynirleri sordum hanımefendi. Üçünde de yanlış peynir söyledim. Sibel bilinçaltında bunu beğendi mi? Hayır, bilerek yapıyor. Peynir bile bilmiyor. Bilerek içindeki. Yaptığın bir şey. Sizin damak tadınız yok. Normalde siz içindeki bakın, peyniri bilmiyorsunuz. Bu üç peynir dediğiniz bu şekilde de yapılmaz yani. Ama peyniriniz tuzlu. Ben onu söylüyorum. Bakın, tuzlu. Bakın sözünüzü. Ne peynir koyarsanız koyun tuzlu olmuş. Sözünüzü değiştiriyorsunuz. Konuşmanızı değiştiriyorsunuz. Siz dediniz ki lor var, kaşar var, bilmem evet, ne var. Evet, ben hiç öyle biliyorum. Yok. Yok onlar. Damak tadımız yok. Sizi dinliyorum. Bilmiyorum. Siz az önce bir şey söylemiştiniz. Tulum peyniri var içerisinde. Evet. Beyaz peynir var evet. Sanırım. Bazıları lor, bazıları da dil peynir. Peki çok özür dilerim. Siz içinde lor mu var dediniz? Tulum peynir dedim. Demediniz. Hayır demedi. Demediniz. Lor demedi. Peynir dedim. Lor dedi kaşar. Kaşar peynir dedim. Peynirler tuzlu mu olmuş dediniz? Bir de dil peynir dedim. Peynirler evet, tuzlu, tuzlu olmuş. Lor peyniri tuzlu mudur, tuzsuz mudur? Tuzsuz. Sizin damak tadınız lor yok. Lor peyniri tuzsuz. Gerçekten yok. Bir şey söyleyeceğim size. Bence siz not tutun masada. Söylediğinizi unutuyorsunuz bu iki yo, oldu. Yok ne alakası var? Evet iki oldu. Not tutunmakla. Not tutun, ben içindeki peyniri yediğim zaman ağzıma gelen tuzdan bahsediyorum yani. Bu hani atılan bir şey değil yani. Ben kendim yediğim zaman tuzlu geldi bana. Hanımefendi. Kadir Bey burada bir şey söylemek buyurun. İstiyorum ben. Bilmiyorum hani Sibel Hanım tuz oranı ne kadar kullanıyor ama ben normalde çok az tuz kullanmama rağmen çok tuzlu gelmedi bu bana. Bunda hiç tuz yok. Peynirin kendi özü Kadir Bey. Ve artı içerisinde lor peyniri peki, var Sibel dedi Sibel Hanım. Tuzlu gelmiş olamaz mı? Yani öyle bir iradesi olamaz mı hanımefendi? İşte bana öyle geldi. Niye bilmiyorum. Damak lezzeti, yani, lezzetiniz yok da. Yok yani hani bir tek kendileri yapıyormuş gibi ya böyle. Kadir Bey de şimdi söyleyeceğim. Yani. Bariz tulum peyniri tadını Kadir alıyorum. Ben, Kadir Bey. Şimdi Sibel Hanım tulum peyniri tadı aldığı halde lor peyniri mi diyor? Lor peyniri, kaşar peyniri. Hayır Kadir Bey. İçinde ne var dediği zaman ben böyle bir şey söyledim. Niye lorla kaşar dedin? Tulumun beyaz tadını peynir, almadın. Tulumun tadını aldım ama tuzlu. Ben tuzlu diğerini mozzarella geliyor. Sanmıştım mesela. Mozzarella. Evet mozzarella peyniri Ankara'nın vazgeçilmezlerinden canım. Hayır şunu merak ediyorum. Şimdi yediğinde tulum peynirinin tadını aldıysan niye lor peyniri dedi? İşte bu lor börekte lor da. Hayır lorla şimdi yapılan börek bu bunda lor da mı mesela hani açtığımızda evet. Kaşar donuk donuk olmaz mı? Olur. Hayır bu lorla da yapılıyor. Dedi. Lorla da yapılıyor. O yüzden ben lor mu var dedim. Ispanaklı da yaparsın. Yapılır. Ama şu an önünde tabii, lor peyniri da yapılır, olmadığı halde lor peyniri dediğin için Derya otomatikman sana damak lezzeti yok damgası vurdu. Valla o Derya Hanım'ın fikri yani sonuçta lezzetle alakası yok. Gerçekten tuzlu Sibel geldi Hanım, bana. Gerçekten siz onu beğendiniz.
İçindeki peynirlerin tadını da beğendiniz. Beğensem beğendim mi Derya Hanım? Yani sizden korkum yok. Beğendiğiniz için bakın. Beğendiğiniz yani... için ben buna nasıl beğenmem diye yorum yapıp içindeki peynirleri mi yalnız saydınız? Hayır. Sizin ne alakası var yani? Beğendiğim şeye beğendim. Beğenmedisem beğendim dedim İçindeki yani. İçindeki peyniri kimse bilmeden burada kimseye baskı yapmak zorunda değil. Baskı yapmıyorum. Yani. Beğendiğimi saldı. Yani, yani diyorsunuz ki böyle böyle. Ben beğenmedim. Peki afiyet olsun. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.